kanalımdan herkese merhabalar. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri bu cildi. Porselen mi şöyle diyorlar? Çok soruyorsunuz. Annem Yugoslavya göçmeni olduğu için cilt konusunda çok şanslıyım. Çünkü onların genlerinden böyle bir genetik olarak bir geçiş oldu bana da. Normalde yaptırdığım bir şey değil ama dedim ki yeni yıla giriyoruz ya dedim. Bir cilt bakımı yaptırayım bakayım nasıl olacak dedim ekstra olarak, bebeksi olarak. Şimdi size bir tavsiyede daha bulunacağım. Hemen küçük bir anekdot giriyorum. Ben şey kullanıyorum, Vicks. Bir tane şey alıyorsunuz, tencere. Tencerenin içine suyu koyuyorsunuz. O koyduğunuz suyun içinde iyice kaynadıktan sonra içine bir parça Vicks atıyorsunuz. Attığınız Vicks ile yüzünüzü şöyle tutuyorsunuz. Suyun içinde yaklaşık bir, yani o sizin keyfinize kalmış bir şey. 10-15 dakika durabiliyorsunuz, yarım saat. İnanılmaz cilde böyle pembelikler falan veriyor. Bugün de uygulaması yapacağız, ben de bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi cilt bakımını beraber yapıyoruz. Ben de yapacağım. Dokunacağım şöyle. Biraz bilgi verir misiniz size cilt bakımı ile ilgili? Ne uygulayacağız mesela? Bugün yüzlük yapacağız. Evet. Ödenekleri açacağız. Peelingle ölü deriyi attıracağız. Daha sonra temizleme işlemi yapacağız. Yağlar, siyah noktalar için. Ardından tonikle gözenekleri sıkılaştıracağız. Serum yedireceğiz. Frekansımız var. Aktif sivilce varsa ödenekleri yapacağız. Gözenekleri sıkılaştıracağız. Yok, cildimiz kaymak gibi. En sonunda da sıkılaştırıcı bir maske uyguluyoruz. Evet, ben de ilk defa cilt bakımı yaptırıyorum diye hatırlıyorum. Benim için heyecan verici bir şey. Macera olmayacak. Hazırlısın bakalım. Halıya. Cilt bakımı deyince ben. Sarılıp yılana, ölümüne sevdim hesapsız. Ah güzel Allah'ım, yine bana mevsim çiçeksiz. Yo 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 yo. Şu an sakal tıraşı yapıyoruz. Şu an temizleme sürdüğünce derimizi temizliyoruz. Derimi temizliyorlar şu anda. Ooo. Abo. Ay çok garip geldi. Böyle bir şey. Konuşamıyorum. Beni susturacak tek şey buymuş meğerse. Şu an cildimi temizledik. Öyle değil mi? Evet. Cildim. Makyaj varsa, serum varsa temizleyin. Evet, yok, makyaj yoktu zaten. Allah vergisi yattık buraya. Yes. Bu arada yeni kaşlarımı yaptırdım. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Normalde ben, biliyorsunuzdur, beni takip edenler biliyor. Böyle estetik vesaire biraz karşıyım açıkçası. Fakat ufak tefek işlemler, günümüzde zaten artık estetik sayılmıyor bu arada. Dipnot, herkes artık her şeyi yaptırdığı için. Şimdi şöyle bir şey yaptırdım. Normalde ben kaşları kalkık çok severim. Evet, normalde doğuştan böyle bir avantajım var. Kaşlarım zaten şekil olarak iyi bir halde. Fakat ben biraz daha belirginleştirmek istedim onları açıkçası. O yüzden görmüş olduğunuz gibi kaşımın tam şurasını biraz yakın çekim yapabilir miyiz? Şu kısmını görüyorsunuz, sivrittim. Yani şöyle bir çizik attım üçgen şeklinde. Şu. Yani dolayısıyla burası biraz daha kalkık olmuş oldu. Üzerine de hafif bir boya geçildi. Böyle bir şekil oldu. Ben çok memnunum. Bu da sağ olsun garajda Lale diye bir arkadaşım var. O yaptı. Eğer siz de böyle bir şey düşünüyorsanız ufak dokunuşlar her zaman insana iyi gelebiliyor. Yani aynada baktığınız zaman biraz daha yenilik katmak ya da yüz tipinize uygun bir şey seçip bir renk vermek fena değil diye düşünüyorum. Ya da karar sizin tabii ki. Şimdi peelingi uyguladık. Gözleri kapatacağız. Buhar uygulaması başlayacak. Evet, hadi bakalım. Şimdi diyelim ki sivilceli bir yüzümüz var. Evet. Yağlı diye tabir edilecek bir cilt tipine sahibiz. Bu cilt bakımların gerçekten etkisi oluyor mu? Yoksa hani laf olsun diye yani yaptırıyoruz, geç gidiyor falan gibi bir şey. Tabii ki etkisi oluyor. Aktif sivilceleri temizliyoruz içi boşaldığı için. Tonikle de temizlediğimizde kurutuyoruz. Frekansı da üzerini kurutuyoruz. Evet. Yavaş yavaş zamanla onlar kuruyup iyileşmeye geçtiği için sivilcelerimiz azalıyor. Ha güzel. Etki evet. Alıyorsunuz tabii yani başarılı tabii bir uygulama diye. Şahane. Bunu çok merak etmiştim. Çünkü ciddi bir acayip soru alıyorum. Kendimle alakalı nasıl böyle oluyor, ne yapıyorsun vesaire diye. Ben bir de şeyi çok seviyorum. Bundan önceki videomda anlatmıştım gerçi. Bir tane köpüğüm var, yüz yıkama jeli. Böyle hafif bir şey. Böyle yanaklarıma değdiriyorum. Hafif suyla böyle çalkaladığım zaman
acayip güzel bir şekilde yıkanmış oluyor. Bir de nemlendiricim var. Onu kullanıyorum. Yıkamadan sonra üzerine tonikle de silebilirim. Evet, güzel. Aynen. Ben o kadar inceye girmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi çok haklısın. O kendisi uzman olduğu için çok daha doğrusunu söyler. Ben sadece nemlendirici kısmını uyguluyorum. O kadar aslında. Çok da ekstra bir şey yapmıyorum ben kendi adıma. İşte makyaj yapıyorsam tabii ki gözümü temizleyiciyle siliyorum. Çok da ekstrem şeyler uyguladığım pek söylenemez yani. Çünkü ben biraz sıkıldığımı düşünüyorum. Ona ayıracağım vakti hep spor yapıyorum. Biliyor zaten. Arkadaşınız da biliyor. Aa, sen şart olmadın. Yoksun o sırada. Pardon. Çınav ve mekik çekmek daha güzel geliyor. Evet, şimdi bu da bitti. Şimdi cihazla temizleme işlemine geçeceğiz. Tıkma işlemini biz elimizle yapmıyoruz. Cihazla yapıyoruz. Şimdi göstereceğim. Tamam. Anneciğim. Bu ne garip bir işlem. Arkadaşlar ilk ve son cilt bakımı. Cilt bakımı dediğin rahatlatıcı bir şey değil mi ya? Bulma evet, sıkma, sıkma işlemi sadece. Evet arkadaşlar. İyiyim, yaşıyorum hala. Güzel hayat. 2023'e giriyoruz. Aa, çok acıdı kız. Meğerse şey içimde bir canavar yaşıyormuş. Can bebeğim, can kuşum, uyan da bak ne sevgisizim. Bu kadar erken gidemezsin, senceyim yalnız sence. Doğruyum hiç şu an. Bitti mi? Evet, sıkma işlemi bitti. Vakumla tekrar üzerinden geçtim. Bakın ben şu an değil ama. Bakayım kendime ya, merak ettim bu arada. Harbi gözeneklerim açıldı ha. Evet. İyi bir şey mi bu? Tabii ki. Bunlar kapatacak mı sonra? Evet, tabii ki biz onu harbi açtık, temizleme geçin. Şimdi kapatmaya geçiyoruz artık. Tamam, kapatalım onları. Şöyle tonik yiyorum. Bir de biraz saç kesimimden bahsetmek istiyorum bir yandan da. Saçımı biliyorsunuz uzun seneler ben uzun saç kullandım. Fakat bir gün bir karar verdim. Zaten değişimi çok seven biriyim. Saçımın her renkine bizzat şahit olduğumuz kızılı yaptım. Gri peruklar taktım işim gereği. Zaten show business bir iş yaptığımız için ben biraz renkli olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Neyse velhasıl kelam kısa saç kararı aldım. O günden beri gerçekten uzun saça karşı bir antipatim oluştu. Devamı kestiriyorum. Şu an boyu bu. Giderek hatta şerimin sonuna kadar gideceğim sanırım. İyice kısaltmayı düşünüyorum. Bir de platin sarı falan yapayım istiyorum. Böyle yenilikçi, kafasına eseni yapan bir saç modeli falan gibi. Biraz daha marjinal diye tabir edebileceğimiz. Bununla da ilgili soru gelmiş. Şunu söyleyebilirim. Kısa saçın kullanımı inanılmaz rahat. Hani ilk açık kıvamı var. İstediğiniz gibi şekilde verebiliyorsunuz. Ben çok sevdim. Ve dediğim gibi beni aynada görüntü olarak bu saça göre çok memnun ediyor. Çevremde uzat diyen çok fazla bir kesim var ama ben hiçbir zaman zaten etrafımı çok dinlemediğim için verdiğim karardan son derece memnunum. Önemli olan zaten insanın kendini iyi hissetmesi. Kullanan sonuçta sizsiniz. Ben memnunum. Dediğim gibi böyle bir kestirme gibi bir niyetiniz varsa şöyle bu boy saç falan güzel yani. Rahat, tarz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir gözenekler kapandı. Temizleme bitti. Yani. Besleyici bir serumumuz var. Hücre yenileyici bir serum. Böyle bir ilaç geçtirir. Yeniler, cildimiz yeniler. Çarlaklık kazandı. Bunu masaj yoluyla cildimize yediriyoruz. Bu son işlem mi? Yok. Bundan sonra frekans var. Daha sonra maske var. Gitmiyordu. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse anlamadı. Gerçekten öyle. Bazı kadınlar abi çok meraklı, devamlı uzmanlarının yerinden çıkmıyorlar. Bir sürü bir şey yaptırıyorlar. Nasıl ediyorsunuz abi? Sormayayım mı? Cevabıyla karşılaşmayayım. Yani saygı duyuyorum tabii ki. Herkesin kendi hayatı, kendi seçimleri de. Dediğim gibi ben doğalcı bir kadınım. Sanırım bu konuda anneme benziyorum. Annem de öyle bir karakter şeydir yani. Kremi sürer yatar. Eski kapalı biraz. Abla gözeneklerim kapanacak mı oradaki? Tamam, kapanıyormuş yani. Biraz da projelerimden bahsedeyim.
Bence bu senenin trendi görmüş olduğunuz lacivert renk. Şöyle metalik bir şey sürdüm, çok hoşuma gitti. Siz de eğer bu tarz renklere düşkünseniz acayip memnun kaldım ben kendi adıma. Göz zevkine uygun bir renk buldum. Onu da tavsiye ederim. Estetikle ilgili konuşabilirsem yine konumluyum burada anlatırken. Ben estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Doğal yaşlanma kafasındayım. Hatta şuramda yakınlaştım. Şurada bir çizgi var benim de. Ama okeyim yani, ben barışım kendimle o konuda. Bir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Botoks, dolgu vesaire gibi. Çok eskiden 19 mu 21 mi galiba küçük sırlar döneminde görmüş olduğum gibi memelerime bir silikon işlemi gerçekleştirdim. Ama bugün kafamda açıkçası yaptırmazdım. Bununla da ilgili çok soru geliyor, nasıl yaptırdınız vesaire. İnanılmaz acılıydı. Canım çıktı öyle söyleyeyim yani. Yeni bir Merve çimler çıktı o derece. Çok zor bir operasyondu. Ben kendi adıma hiç tavsiye etmiyorum. Doktorum çok iyi sağ olsun. Çok doğal bir işlem uyguladı kendisi. Ne? Acıtan bir işlem değil, hafif gıdıklıyor. Gözlenekle ilgili sıkılaştırır. Elektrik mi verdi? Hafif frekans bir şekilde. Acıtmıyor, sadece gıdıklıyor. Onu yaptırdım. Dediğim gibi hani yaptırmak isteyenlere net söylüyorum. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Abi kendinizle barışık olun. Ben de doktorluk değilim, fiziki olarak da, bir manken boyunda değilim yani, bir 70 boyum var. Hani ne demek istediğimi anladınız, bir 75, bir 80 değilim, bacak boyum 1.20 değil. Okey yani, ne yapalım hani, bazı şeylerle barışık olmak çok önemli. Ben öyle bir tipim yani, dışarı çıkarken de sadece bir kırmızı ucunu sürüyorum. Yani çok takılmıyorum neremde ne var, ne değil diye, yapacak bir şey yok yani, böyleysem böyleyim. Bence bunu benimsemek de iyi oluyor, insan psikolojisi için güzel bir şey. Çünkü öteki türlü her şeyi kafana takmaya başlıyorsun. Ay şuram şöyle, buram böyle. Ne yaptın böyleyse böyle yani. Kimse doktor değil ki. Ayrıca şöyle kötü bir güzellik algısı oluştu. Ondan acayip rahatsızım. İlla burnunun hokka olması gerekiyor. Öyleysen güzelsin. Öyle bir şey yok abi. Kim bunu çıkarttıysa ya da dudaklarının bu kadar köfte olursan ideal güzellik anlayışına sahipsin gibi bir algı var. Bu da yanlış ya. Öyle bir şey yok. Herkes şahsına münhasır. Yani onun yüz tipine de o dudak gidiyor. Ya da o kadın öyle çekici diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sporla da vücudunuzu şekillendirebiliyorsunuz. Ben mesela squat yaparak bayağı kapımı şekillendirdim. Ya da omuzlarım işte ağırlık yaparak daha biçimli olmaya başladı. Dediğim gibi böyle daha doğal uygulamalarla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da ben en azından böyle uyguladığım için kendi adıma memnunum. Böyle de olmaya inşallah hep devam ederim bu kafada yani. Yalnız kızı bebek su almadın mı? Aşk olsun. O zaman biraz son bir maskemiz kaldı. Onu yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Bir de lazeri anlatabilirim. Lazer uygulaması yaptırmıştı kollarıma falan. Yine biraz tüylenme var hafiften. Bununla da ilgili yaklaşık zaten onun bir seansı var. 7 seans falan gibi. Bir seneden önce yaptırdım. Yanlış bir sayı söylediysem özür diliyorum şimdiden. Orada da yani bir azalma oluyor arkadaşlar ama net bir sonuç alamıyorsunuz ya da ben alamadım. Belki alan arkadaşlarınız vardır ama yani yine aynı o şey oluyor tüylenme kısmı. Biraz rahat ettim, ettim ama pek bir fark yok yani. Uygulamayı kötülemedim seansı. Evet. Maskeyi sildikten sonra serum süreceğiz. Bitiriyoruz. Evet, çok az kaldı. Senin en ilginç yaşadığın bir müşteri anım var mı? İşte ne bileyim buraya gelip de cilt bakım yapıp da enteresan bir istek olabilir, komik bir an olabilir. Yani şöyle cilt bakımında en doğal şey siyah noktalar temizlendi mi diyor, en son bakıyor. Aha. Şurada vardı diyor, hala onu görmüş gibi yapıyor, temizlendi ama vardı onu arıyor. Hani bir şey bulmak için herhalde. Ha, bulmak için şey yapıyor. Evet. Tonik yani müşteri. Evet. Biraz tatlı insanlar da var. Konuştu. Şikayetçi. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Kızı üzmeyin. Pampa kaç dakika? 10 dakika bekliyorum. Ne diyorsun? O zaman bir şarkı molası. Oynatmaya kaldı doktorun nerede? Bir güzel kız yüzünden tıralar edeyim. Aha ne olmuş bana? Korkuyorum kendimden. Eyvah, ben böyle bir şey beklemiyorum. Ben beyaz böyle güzel bir şey sürdüm. Merve Bulur simsiyah cildiyle kameralara yakalandı. Az sonra. Güzellik için bazen çirkinleşebiliyoruz. Biraz da şey yapayım. Biraz.
الأسوأ عيني مرة مرة الأسوأ عيني مرة يعني ليل. Evet, maskeyi siliyoruz ve kendi maskemle kalacağız. Yüzüme takmış olduğum mutlu maskesiyle. Bunu silebiliyor muyuz? Yok, o güzel zaten. O güzelmiş, o kadar ünlü diyor. Güzel ya, böyle tatlı hissettim şu anda. Şimdi son bir serum süreceğiz. Bu arada şu an bu uygulamaları nerede yapıyoruz? En çok sevdiğim arkadaşım Hazal Tetik YouTube'de. Eğer siz de buraya gelmek istiyorsanız, bu bir reklam değil bu arada, bir not, arkadaşlık tavsiyesi. Kendisi sokağın adı ne? Atiye. Bravo. Atiye Sokak'ta, Hazal Tetik Beauty'ye gelebilirsiniz eğer uygulamak isterseniz burada. Koşun koşun gelin. Bu tatlı kızımızı, bu tatlı kadına yaptırabilirsiniz. Ayak bakımımı anlatayım kız size. Ayak bakımında da malum bir leğen alıyoruz. Leğenin içine birkaç damla, mesela sevdiğiniz bir yağ olabilir, kekik yağı olabilir, gül yağı olabilir ya da aromatik terapi yağları olabilir. Onlardan damlatıyorsunuz. Ben bebek şampuanı kullanıyorum, ayaklarını yumuşatıyor. Bir de sağ olsun bir marka bana ayak maskesi gönderdi ama böyle nemlendiriciyle acayip güzel, böyle yumuşatıyor. Ben onu bir de kullanıyorum. İyice böyle ayaklarımı yumuşatıyor, güzel oluyor. Onu yaptıktan sonra terliklerimi yıkıyorum. Kolonya sürüyorum. Terliklerime pıs pıs yapıyorum. Onlar da güzel geliyor bana. Onları yapıyorum ufak ufak böyle kendimi şımarmak için. Nikonajen serumunu sürdüm. Cildimize yedirdik. Bir de ferahlatıcı termal suyu sıkıp bitireceğim. Evet. Duydunuz yine sesini. Yarışma başlıyor. Happy New Year. Evet arkadaşlar, sizin yüzünüz bu kadar güzel olsun istiyorsanız sonuç böyle oluyor. Ben de bir bakayım nasıl oldu diye bilmiyorum. Şahdım, şahbaz oldum. Geçmiş oldu. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Çok beğendim. Şu an sıfır make-up'lı. Anadan doğma. Hayır be. Evet, bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.